Merhabalar sevgili balık burçları. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Şubat ayına niyet şöyle fincanımı siz sevgili takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oğludu niyetiyle ve kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da Emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Açılıma geçmeden önce şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yorumlarda görüyorum ki e, paylaştığınız videolar kanal işte size bildirim olarak gelmiyor diye. Arkadaşlar bundan e, şöyle bir bilgi vermek istiyorum size paylaştığım videoların. Size anında paylaştığım ilk dakikada bildirim olarak gelmesini istiyorsanız kanalımda abone ol kısmında abone ola tıkladığınızda bildirimler çıkıyor. O bildirimlerde tümünü işaretlerseniz paylaştığım her şey sizlere anlık olarak bildirim olarak gelecektir ve bu şekilde daha bildirimleri alarak kolaylıkla izlemiş olacaksınız kanalımı tekrardan arattırıp da videomu bulana kadar bu şekilde bildirimleri alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle bir fincanıza beraber bakalım bizlere neler gösterecek Hadi bakalım şöyle önceliğim sizlersiniz ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Bir bakın bakalım. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir başlayacağım. Şimdi bir yani etrafınızda iki kişi var ki bunlar aslında sizi düşman olarak gören iki kişi. Sağınızda bir düşman, solunuzda da bir düşman olduğunu gösteriyor. Sizi pusuya düşürmeye çalışan birilerinin olduğunu gösteriyor. Sizin kuyunuzu kazmaya çalışan birilerinin olduğunu gösteriyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Düşman olarak gördüğünüz, sizi çevreleyen, iyiliğinizi istemeyen iki kişi birbirine düşecek vaziyette. O sizin arkanızdan kazdıkları kuyuya kendileri düşer vaziyette görünüyor. Bak bunu da söylemem lazım. Şimdi arkadaşlar nasıl diyeyim? Bu ara biraz dilinize dikkat etmeniz lazım desem doğru olur. Şimdi niye? Dilinize dikkat etmeniz lazım. Çünkü pat diye belki kendinizi samimi bulduğunuz biriyle yapacağınız bir konuşmada karşınızdaki insanını böyle bir kırabileceğinizi gösteriyor. Yani samimi olan bir dostluğun bozulmasına sebep olursunuz. Bu konuda dilinize dikkat etmeniz gerekiyor. Söylediğiniz sözlere dikkat etmeniz lazım. Yani 2 dakikalık bir samimiyetten kaynaklı e, aranız bozulmamasına dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada arkadaşlar şurada haneye böyle sevdiğiniz, değer verdiğiniz bazı insanlar gelecek ve bu dönemde yani bu gelen insanlar haneye misafir olarak gelen insanlar hem bereketli gelecek hem de sizlere neşeli, enerjili, güzel, mutlu bir ortam oluşturarak enerjinizi tazeleyeceğini gösterir. Sizin evinizin de enerjisini tazeler. Sizin de mutlu olmanız sizin enerjinizin tazelenmesine sebep olacağını söyleyebilirim. Şimdi Bak elinde birden fazla işler var yani ona yetişmeye çalışıyorsun bunu yapmaya çalışıyorsun Dur bugün şunu da halledim diyorsun ama e, bu arkadaşlar şöyle söyleyeyim elinde o kadar çok iş var ki bunları bazen e, tam anlamıyla o işi bitiremeyip başka bir işe geçtiğini gösteriyor Yani böyle planlı programlı ıı, olarak her işe ekstradan böyle özen göstermeden sadece bir işe emeğinizi vererek de başarılı olabileceğinizi söyleyebilirim. Burada biraz da şöyle bir durum var. Kendinizi geliştirmek istediğinizi gösterir. Hani diyor ki aslında 3-5 tane işte çalışacağına bir tane işte çalış o dalda uzmanlaş Oradan hayatına devam ettir. Anlatabiliyor muyum? Bu daha doğru olan bir durum olduğunu da gösteriyor. Bakın arkadaşlar bir hayat yolculuğu başlayacak demektir. Bu hayat yolculuğu nedir? Ee, i̇kinci bir bahar diyebilirim. Belki evlenip boşandınız. İkinci bir bahar yaşamak için evlenmek gibi bir takım düşünceler içine girebilirsiniz ya da hayat yolculuğu dediğimiz hiç evlenmeyi düşünmüyorsanız ikinci bir iş ama bu işte daha iyi durumlara gelmek gibi olabilir. Ayrıca bu dönemde yapılan evliliğin temiz bir evlilik, güzel bir evlilik, sana iyi gelecek bir evlilik olduğunu da gösteriyor. Evet, Bakın hayatınıza karışan bir kişiyi ilk fırsatta çıkaracağınızı, gözden de çıkardığınızı gösteriyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın bazı olaylar oluyor ama bunları anlamakta da zorluk çekiyorsunuz. Hani ya şu neden oldu acaba? Bu niye oldu ki gibi bazı olayları anlamakta zorluk çekiyorsunuz ama Bak bu dönem biraz daha göz açılması diyebileceğim bir dönem. Niye? Çünkü anlamakta zorlandığınız şeylerin böyle artık anlayacaksınız. Ha bak tamam bu da bu yüzden olmuş diyeceğinizi de gösteriyor aslında. Bakın şöyle net bir şekilde sizlere göstermek istiyorum ama sizin ruh halinize de bir karışıklık var farkında mısınız? Yani bu ne demek onu da söyleyeyim. Bir mutlusun bir mutsuz. Yani bu ara biraz şunu da söyleyeceğim. Havalardan kaynaklı da olabiliyor. E, ruh halinde karışıklıklar işte bir güneş açıyor bir kararıyor. Yani bir gündüz bir gece karanlık aydınlık derken. Evet bak bunu da yoruyorum ben bunu. Ama sizin ruh halinizdeki karışıklık bir şeyler istiyorsunuz. Ama bunu tam anlamıyla yapamamışsınız. İçinizde bir yarım kalmışlık. Yani eksiklik mi desem uhte kalmış içinizde ve bunu yapabilmek için bir e, ruh halinde karışıklığa giriyorsunuz. Toparlar mıyım diye sorarsanız biraz zor olacak ama toparlayabilme durumunuzu da gösteriyor. Arkadaşlar biraz resmi işleriniz var gibi geliyor bana. Yani devlet diyebilirim ben buna ama resmi bir yazı ya da resmi bir yerde sınava girme, mülakata girme, telefonla böyle bir iletişime geçmek gibi durumlar var. Bir de şunu söyleyeyim size. Bakın birinin size aslında ihtiyacı var ama onun ihtiyacı olduğunu anlamıyorsunuz. Bak bu kişi uçurumun ucuna kadar gelmiş bir kişi. Son dakika bu kişinin sizin desteğinize ya da yardımına yardımınıza ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama bu biraz son dakika olacak. Biraz elinizi tut, hızlı tutmanızda kesinlikle fayda var. Bakın arkadaşlar, birine borç para vermeyin. Özellikle şu zaman diliminde, bu zamanda birine borç vermeyin. Verdiğiniz parayla rezil olma durumunuz var. <laughs> Şimdi birine borç para verirsiniz, alamazsınız, vermeseydin olur ya hani. Ne derler? Birine para verip rezil olacağına, hani kötü olacağına para vermeyip kötü olun daha iyi diye. Tam olarak böyle bir durum. Birisi para isterse de vermeyin. Hani yok şunu zaman veririm, bu zaman veririm derse de pek de inanmayın. Çünkü vereceğiniz para güzel yerlere gidecek gibi değil. Hatta giden paranın gel gelmemesi gibi bir takım durumlarınızda görünüyor. Bak senin yüzleşme yaşaman benim hakkımda neden böyle konuştun? Neden benimle alakalı böyle sözler söylüyorsun diye ya da birisine bir sır vermişsindir. Aman kimseye söyleme demişsindir ama o kişi sizin sırrınızı yaymıştır sırrınızı verdiğiniz için sizin de bir pişmanlığınız olacak. Ama bu kişi sizden kaçar bir pozisyonda görünüyor. Şimdi bu insanla denk gelip de bir yüzleşme yaşayabilirsin. Neden benim sana söylediğim şeyi gittin başkalarına söyledin diye haklı olarak bir hesap sorma durumunun olacağını da gösteriyor. Evet, bakın Akrabalar diyeceğim ben buna aile olarak zaten biliyorsunuz fincan haneyi gösteriyordu akrabalar da var artık işin içinde size şunu söyleyeceğim sizin hanenizle alakalı sizinle alakalı e, böyle bir akrabalarda laflar sözler dedikodular dolanıyor demektir. Bu dedikodulara çok da fazla itibar etmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü hani aslı olmayan yani sonuçta siz kendinizi biliyorsunuz, değil mi? Ne olduğunu da biliyorsunuz, ne olacağını da biliyorsunuz. Böyle bir <laughs> açıkçası ee, yani laflar, sözlerin dolandığını öğrenseniz de kesinlikle takılmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu aralar rüya görüyor musunuz? Bak sizler de yatay pozisyondasınız, bir uyku hali ve şunu söyleyeyim. Rüyalar yoluyla uyarılma ya da rüyada gördüklerinizi güzel ve doğru olarak yorumlarsanız eğer rüyalarınızın ortaya çıkması, rüyalarınızın şöyle bir e, hayata dökülmesi durumu var. Ben size böyle durumlarda şunu tabi unutmuyorsanız eğer rüyanızı şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Rüyanızda gördüğünüz renk olabilir, şekil olabilir, sayı olabilir, işte nesne olabilir. Her ne görüyorsanız unutmadan bir kenara hemen yazın. Ve sonrasında onu eğer bilen birisi varsa etrafınızda güzel bir şekilde ama lütfen sadece olumlu bir şekilde yorumlattırın. Eğer olumsuza yönelik bir takım rüya gördüyseniz yorumlatmamanızda yani kötü bir etkinin tesir etmemesi için yorumlatmamanızda fayda var. Benim etrafımda rüya yorumlayabilecek biri yok derseniz eğer arkadaşlar kendiniz yorumlayabilirsiniz ama dediğim gibi sadece olumluya niyet yorumlamanız gerekiyor sadece sizi kötü tesir etmesin kötü etkilemesin diye aksi halde hissiyatlarınızla alakalı düşüncelerinizle alakalı bugünlerde rüyalar yoluyla uyarılma Rüya görüp de bazı kararlar verme. Rüyanda dahi karar verebilirsin. Bak bunları sana hep söylemek istiyorum. Hatta belki normal hayatta gözünün açılmadığı noktalar vardır. Rüyanda gözün açılmaya başlar. Onu da söyle. Bak şurada bir insanın üzerine e, hani böyle bir kapatacaksın. Aslında bir insanın yalanını yakaladığını söyleyebilirim. Yalanını yakalıyorsun ama e, kimseye söylemiyorsun. Yine de kimseye söylemediğin halde de onu hayatında tutmayacaksın. Yani bu bir karakter meselesidir derler ya. Senin şu anda yapacağın durum tam da öyle. Karşındaki insanın bir hatasını, bir yalanını yakalıyorsun ama kimselere bahsetmiyorsun. Ama o yalanını yakaladığın insanla da tekrardan konuşma içerisinde ya da muhatap olmuyorsun ve hayatından çıkardığını da gösterir. Bak bu güzeldir. Niye biliyor musun? Hayatında kötü insanlara yer vermediğin için güzeldir hayatında sana hmm, kötülük yapacak, yalan söyleyecek, iki yüzlü davranacak insanlara yer vermeyip de hayatını temizlediğin için sana bir artıdır bu. Bunlar hep bir arınma, temizlenme enerjisidir arkadaşlar ve sizlere gerçekten çok faydası olacağını da söylemek istiyorum. Bizzat kendinize kendiniz fayda sağlayacaksınız. Bak bunu da söyleyelim. Hadi bakalım. Evet. Bakın gidenler gitti. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle hemen sizlere de bir göstermek istiyorum. Bak bir göz yaşı var. Bak bir göz yaşı var arkadaşlar. Ama tabak aydınlık. Bak bu göz yaşı sevinçten dökülecek bir göz yaşı olduğunu söyleyebilirim. Aydınlık bir tabağınız çıktı ve sizin temiz bir haber alabilirsiniz. Temiz bir olaya şahitlik yaparsınız. Sevinçten bir gözyaşı dökme durumunuzun olduğunu gösteriyor. Bakın yolculuklar var ve sanki hani tren yolculuğu diyoruz ya Trenle bir yerlere gitmek, bir seyahat yapmak gibi durumlarınız olabilir. Bir yolculuk, gideceğiniz yer belli, gittiğiniz yer belli. Yani planlı, programlı olabilecek bir yolculuğa giriyorsunuz ve bu yolculuk arkadaşlar sizlere iyi gelir. Hem bedenen hem de ruhsal olarak bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Bir de bu yolda öğrenecekleriniz var demektir. Yani eğitici bir yolculuk olabilir. Bu da demek oluyor ki eğitim için gidilebilir, gezmek görmek için gidilebilir ya da çalışmak için gidilebilir. Gideceğiniz yerlerde de şöyle bir öğrenecekleriniz olduğunu da gösteriyor. Size şöyle güzel bir haber vereyim mi? Bakın olmaz dedikleriniz var ama hayatınızda filizlenmeye başlamış. Mesela örnek vereceğim. Şu fincanı almak ya imkansız ben bu fincanı hayatta alamam. İmkanım da yok. Ben bunu yapamam dediğiniz nokta var mı? Ama alamadığınızı düşündüğünüz halde bir o kadar da bu fincanı istiyorsunuz. Ya keşke bu fincan benim olsa. Keşke bunu alabilecek durumum olsa gibi bir düşünceniz de var. Arkadaşlar o düşüncelerinizin, o niyetlerinizin filizlenmesi gibi bir durum olduğunu gösteriyor. Yani filizlenmek demek o işte bunu almakla alakalı düşüncenizde bir takım gelişmeler var. Hedefiniz bu fincanı almak ve hedefinizle alakalı bir takım böyle bir hareketlenmeler var verdiğiniz mücadeleden karşılık almaya başlayacaksınız. Filizlenmeye başlayan bir tohumunuzun olduğunu gösterir. Yani ben şimdi fincandan örnek veriyorum ama lütfen siz kendi hayatınızla alakalı yorum yapın. Burada olmaz dediklerinizin olması ayrıca alamam dediklerinizi almanız gibi bir takım durumlar olacağını da söylüyor. Bak bu önemli çünkü imkansızlıkların içinde bir imkan çıkıyor sizin için. Birden fazla nasip çıkıyor ve filizlenmeye baş. Tohumun artık şöyle bir toprağın yüzüne çıkıp da filizlendiğini düşünün. Şu anda sizler için böyle bir durum görünüyor. Evet arkadaşlar bakın son olarak şunu söyleyeceğim. Hmm, böyle bir tel tel olma durumları çok fazla düşüncelerin olduğunu gösterir. Birden fazla yeri birden fazla kişiyi düşündüğünüzü gösteriyor. Eğer onlara bir faydanız olmuyorsa aslında kendi hayatınıza dönmeniz lazım. Düşün düşün o işin sonu yok. Anlatabiliyor muyum? ya icraat yapmanız lazım ya da artık düşünmeyi bırakmanız lazım. Bir de siz öyle bir düşünce yapısına sahipsiniz ki bir şey olduğunda kötünün de kötüsünü düşünüyorsunuz. Direkt karamsarlığa yönelik düşünüyorsunuz. Hayır arkadaşlar, tam tersi. Şöyle biraz olumlu düşünmeye dikkat edin. Çok da ince düşünmeyin. Hani çok ince düşünerek de eee başka noktalara sürükleniyorsunuz. Bunu da kendinize yapmayın. Hani böyle yeteri kadar düşünmek, tamam ben elimden geleni yaptım. Artık kenara çekiliyorum demenizin de zamanı geldi. Anlatabiliyorsam ne mutlu şu anda bana. Evet arkadaşlar, şöyle hemen ben bir kartlarımı karıştıracağım. Lütfen sizler de bu aşamada kendi niyetlerinizi Oğludu niyetiyle ve kulağınızın duyacağı şekilde dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Kartlarımız bizlere neler gösterecek? <laughs> Hazırsanız hemen kartlarımıza bir bakalım. İlk 5 kartımı hemen şöyle bir seçmek istiyorum. Bakalım bizlere neler gösterecek. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir bakın bakalım hemen ilk kartımı aldım. Değer vermekle alakalı gelen ilk kartım arkadaşlar mükemmel. Niye biliyor musun? Değer verdiğin önemsediğin, kıymet verdiğin insanlar çok insanlar böyle seçici insanlar olsun. Yani kime değer vermen gerektiğini, kime kıymet verip de kime değer vermemen gerektiğini öğreneceğin bir zaman dilimindesin. Bir de değer verdiğin insandan beklediğin değeri göremediğinde üzüldüğünü gösteriyor. Burada şunu yapabilirsin. Önce kendine değer vermeyi, önce kendini önemsemeyi öğrenirsen daha iyi ve mutlu olacaksın. Başkalarını bak kim olursa olsun. Başkalarını mutlu etmekten ya da önemsemekten bir vazgeç. İlk önce kendini önemsemeye başla, kendini mutlu etmeye başla. Sonrasında arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim başkalarını memnun etmekten vazgeçip kendini düşünmen gereken bir zamanda olduğunuzu da gösteriyor. Evet, şarjım bittiği için ekran gitmiş. Böyle bir devam edelim bakalım. Şimdi ayarladım. Diğer kartımıza bir baktığımızda arkadaşlar tuttuğunuz niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşme durumunu gösteriyor. Yani şu anda mesela bu videoyu izlemeden önce tuttuğunuz bazı niyetleriniz var ya, onlarla alakalı bazı gelişmelerin olacağını ve gerçekleşme durumuna doğru adım atılacağını gösteren kartım geldi. Kendini sadece yapmak istediklerine odaklaman gerekiyor ve bu şekilde gerçekleşeceğini düşündüğün ne varsa onların peşinden gitmen lazım. Bakın hayatınıza sihirli bir dokunuş, dokunuşun geleceğini gösterir. Yani bu ne demek? Hiç beklemediğin bir anda çok güzel gelişmelerin olacağını gösteren bir karttır bu. Hayatınız değişecek ama hayatınız değişirken lütfen direnmeyin değişime. Değişime ayak uydurun ve kesinlikle değişime direnmeyin ki hayatınıza güzellikler gelsin. Ve şunu söyleyeyim, her ne bekliyorsan, her ne istiyorsan bununla alakalı, istediklerine kavuşacağını da gösterir. Evet, güzelleşme kartımızdan geldi. Diğer kartım da. Bakın arkadaşlar, şimdi Sizler burada 1 saniye. Evet, sizler arkadaşlar burada hem bedensel hem de psikolojik olarak bir güzelleşme durumundan bahsediyor. Sağlık problemleri varsa artık sağlıklı günlerin seni beklediğini gösteriyor. Psikolojik problemlerin varsa bunların düzenlemesi gibi bazı durumlar gösteriyor. Kendini mutlu hissedeceğin bazı durumlardan geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü bakın şimdi sizler burada arkadaşlar ee, Erkekler daha yakışıklı, bayanlar daha güzel olmak için uğraşacak ve tüm güzelliklerin şu anda seni bulacağı bir dönemde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de şöyle bir kendini çok iyi hissedeceğin bir döneme giriş yaptığını gösterir. Bak diğer kartımda bunu tamamlar nitelikte geldi. Yani gelişim kartından bahsediyorum. Gelişim kartında arkadaşlar, şimdi belli bir noktadasın hayat içinde e, belli bir noktaya kadar gelmişsin. Şimdi diyor ki sana e, böyle bir kendini geliştirmek, kendini ilerletmek için bir şeyler yapmalısın. Hayat sana kendini geliştirmek için bazı olanaklar sunacak. Bunları iyi değerlendir ve kendini bir üst mevkiye, üst makama taşı. Mesela iyi yaptığın şeyler konusunda ya da kötü yaptığın şeyler konusunda bir ders çıkar. Tekrardan yapma, tekrar bir hayat yaşama ve şimdi tekrardan kendine şöyle bir geliştirmenin yollarını ara. Olanaklarınız, imkanlarınız var. Bunları iyi değerlendirin lütfen. Diğer kartım gün ışığından geldi. Bakın arkadaşlar, karanlık bir zamandan geçtiğinizi düşünüyorsanız şu anda aydınlığa doğru geçeceğinizi gösterir. Bazı karanlık olaylar varsa hayatınızda aydınlanacak demektir. Sizlerin arkasından çevrilen gizli şeyler varsa ya da sizden sır gibi saklanan şeyler varsa bunların artık açığa çıkacağını gösteren kartımdır. Bak diğer iyileşeceğinizi gösteren kartımda gün ışığıdır. Onu da söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. E, ruhsal olarak bir takım problemlerden geçiyorsanız hastalıkların şifa bulacağını gösteren kartımdır bu. Ekstradan da arkadaşlar bu ara çok şanslı bir zamandan geçebilirsiniz. Bolluğunuzun ve bereketinizin olacağını gösteren kartım geldi. Diğer kartım inatlaşmak kartı. Arkadaşlar kendi hayatınızda aslında kendinizle dahi inatlaşan bir yapınız olduğunu gösteriyor ama inatlaştıkça e, sinirleniyorsunuz farklı şeyler oluyor bunlara imkan vermeden açıkçası şöyle de bir hmm, evet imkan vermeden hani kendinizi sinirlendirmeden strese sokmadan inadınızı kırmanız gereken bir zamanda olduğunuzu gösteriyor bir de bu dönemde inadınız şöyle işe yarayabilir. Karşınızda ikna etmeniz gereken bir insan var ve siz bu insanı inatla istediğinizi ikna edeceğinizde gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. canlanmak kartı. Hayatınıza bir can geliyor, bir kan geliyor diyebilirim. Yaşadığın olaylar, bak hayatında yaşadığın olaylar artık şöyle bir seni canlandıracak demektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yaşadığın zor günler geride kaldı demektir. Geçmişi geçmişte bırakarak devam edersen senin için daha iyi olacak. Bir de hayat enerjinin tazeleneceği ve yaşam gücünün artacağını gösteren kartım geldi. Diğer kartım arkadaşlar odağını değiştirmen gerekiyor. Bir yolda yürüyorsun. O yol sana iyi gelmedi mi? Yolunu değiştir. Böyle tam olarak da böyle bir durumunuz var. Birden farklı sıkıntı da mesela bir çözüm yolu var. O çözüm yolu o problemi çözemiyorsa çözüm yolunu değiştirmen gerekiyor. Gözlerini aç çünkü önünde farklı imkanlar var. Tam olarak gözlerini açtığında o imkanlara ve fırsatlara Görebileceğini de gösteren kartım geldi ve son kartımı da aldım. Bu ara biraz geçici hislerinin olduğunu gösteren kartım geldi. Yani bu ne demek? Şimdi bir şeyi çok istersin ama elde edene kadardır ya bazen. İşte bu ara tam da böyle bir durumunuzdan bahsediyor. Yani e, elde ettiğin sen sonra eskisi gibi olmayacak bazı şeyleri elde edebileceğinizi hatta bu ara çok fazla net karar vermemeye dikkat edin. Çünkü karar verdiğiniz şeyi yarın değiştirebilirsiniz demek isteyen kartımdır. Karar değiştirdiğinize de zor duruma düşmeyin diye aslında sizi uyaran kartım da geldi. Evet arkadaşlar sizler için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen sizler aç, e, açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.